Flop English'ten ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomuzda bir sorunu birlikte çözeceğiz. İngilizce seviyemiz yükselmeye başlayıp yeni yeni kelimeler öğrenince hani kelimeler böyle birbiriyle karışmaya başlıyor ya işte bu sorunu bu videomuzla birlikte çözeceğiz. İlk iki çok karıştırılan kelimemiz alone ve lonely. Sözlüğü açıyorsunuz. Her ikisinin anlamı da yalnız ama aslında aralarında bir fark var. Bakın, ilk görselimizde alone ancak abla gayet mutlu görüyorsunuz. Kollarını açmış. Alone sadece yalnız demektir. Ancak lonely hüzünlü bir yalnızlığı ifade eder. Yani siz I am lonely dediğinizde İngiliz otomatik olarak bundan mutlu olmadığınızı, hoşnut olmadığınızı anlıyor. Ancak alone Amerikalı şair Williams'ın da dediği gibi when I'm alone I'm happy. Ben yalnızken mutluyum pekala diyebilirsiniz. İkinci karıştırılan kelimemiz, bakın görüyorsunuz yazılışları çok benziyor gerçekten. Desert ve desert. Ben bu tür kelimeleri daha çok yanındaki kelimeyle birlikte öğrenmeyi tavsiye ediyorum. O şekilde gerçekten unutulmuyor çünkü. Sahara desert, baklava desert. Bakın Sahara desert baklava dessert. Buradaki double s yazılışıyla birlikte dessert diye telaffuz ettiğimize de dikkatinizi çekmek isterim. Evet bir sonraki kelimemiz, kelimelerimiz daha doğrusu except ve except telaffuzları aynı. Aynı şekilde telaffuz ettim. Ama yazılışlarında ve anlamlarında bir fark var. Except kabul etmek anlamında görüyorsunuz bir proposal teklif var. Bayan da yes diyerek accept yani kabul etmiş. Ancak except ikinci kelimemiz x ile yazılan kelimemiz hariç dışında demektir. Everybody says yes, herkes yes diyor. Except the red one. Kırmızı olan dışında. Telaffuz aynı, yazılış ve anlam farkı bu kelimelerimizde lend ve borrow ne telaffuzu ne yazılışı benziyor ancak birlikte kullanıldığı için çok karıştırılan bir kelime. Bunu karıştırmamak içinse bir cümle ile size öğreteceğim. Bakın lend borç vermek görselde de gördüğünüz gibi can you lend me? Sen bana borç verebilir misin? Can you lend me diye. Ancak can I borrow? Ben borç veya ödünç alabilir miyim anlamında can I borrow diye öğrenirseniz land'in borç vermek, ödünç vermek olduğunu, borrow'un ise borç veya ödünç almak olduğunu unutmazsınız sevgili arkadaşlar. Beşinci sıradaki kelimemiz lie ve lay. Çok küçük bir telaffuz farkı var. Lie görüyorsunuz yalan söylüyor. Pinokyo'nun burnu uzamış. Yalan söylemek anlamına gelirken lay masayı sermek bir de yumurtlamak anlamı var. Bu da çok ilginç. Tavuğun işte kazın yumurtlaması anlamında bir diğer kelimemiz. Altıncı sıradaki kelimemiz quiet ve quiet. Çok minik bir telaffuz farkı. Yazılışta da sadece şu E'yi içeri alıyorsunuz. Bakın şurada quiet. Quiet dediğimizde şu E T'den önce gelmiş oluyor. Ee, i̇lk kelimemiz quiet. Oldukça anlamında quiet hot. Bakın oldukça sıcak. Ancak quiet diye okuduğum kelime sessiz anlamıyla şşt, be quiet şeklinde gördüğümüz ve duyduğumuz bir kelime bu da. Geldik yedinci sıramıza. Sensitive Sensible. Bu kelimenin önemi var benim için. Şöyle ki her zaman videolarımda söylüyorum. İngilizce gerçek hayatta her yerde karşımızda diye. Aslında birçoğumuz işte cilt ürünleri, kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünlerinde bu kelimeyi görüyoruz. Sensitive kelimesini. Mesela for sensitive skins, hassas ciltler için veyahut da for sensitive teeth, hassas dişler için diye sensitive hassas anlamına geliyor. Ancak sensible kelimesi görselden ipucunu da alacağınız üzere mantıklı makul anlamına geliyor. Sensitive, hassas, sensible, mantıklı, makul anlamıyla. Sekizinci sıradaki kelimemizin telaffuzu aynı loose ama anlamlar arasında fark var. Loose Türkçe'de bizim dökümlü ya da salaş diye tanımladığımız kelime yine görselden gördüğünüz gibi ancak loose kaybetmek anlamıyla ve ikinci hali lost. He lost The race örneğinde olduğu gibi o kaybetti. Örneğinde de gördüğünüz gibi kaybetmek anlamına geliyor. Lose, lost ikinci haliyle. Dokuzuncu sıraya geldiğimizde yazılışı ve telaffuzu, yazılışı çok az bir fark. Telaffuz aynı advice kelimesi. Aralarındaki fark ise advice C ile yazıldığında öğüt, tavsiye anlamında isim. Yani give me advice. Bana öğüt ver, tavsiye ver. Ancak S ile yazıldığında sevgili arkadaşlar fiil yani tavsiye vermek, öğüt vermek anlamına dönüşüyor. My mom always advises me. İşte annem bana daima öğüt verir anlamıyla. Bu kuralın aynısı aslında practice kelimesinde de var. Yani böyle yazdığınızda pratik yapmak, uygulamak anlamına gelirken Böyle yazdığınızda sadece pratik veya uygulama anlamına geliyor. Geldik 10. kelimemize. Yine çok karıştırılan, çok sorun yaşanan bir kelime. Efekt ve efekt. Telaffuz yine aynı. Ancak efekt etkilemek anlamında fiildir. Verb'dür sevgili arkadaşlar. The sun affects it. Güneş onu etkiler. Burada ise the effect of sun. Bakın güneşin etkisinden her yer kızarmış. Gözlüğün olduğu yer pembe pembe kalmış. Efekti etki diye burada yazıyoruz. a ile olan ise etkilemek olarak, fiil olarak buraya yazmış olduk. Bu fiilimiz de bu şekildeydi. Geldik 11. sıraya. Among ve between. Sözlüğe yine bakıyorsunuz. Yani yazılışları telaffuzları benzemiyor. Evet ama sözlüğe bakıyorsunuz. İkisi de arasında. Hocam fark ne? Dikkat. Between iki şeyin arasındadır arkadaşlar. The cat is between two dogs. Ama among birden fazla şeyin ortasında olmak işte bakın buradaki görselde birçok nesnenin ortasında bu var. Veyahut da yine işte among the people insanlar arasında I am lonely yalnızım hani ilk kelimemize de gönderme yapmış olduk. İnsanlar arasında yalnızım dediğimizde bunu amongla söyleyebiliriz. Çünkü bir sürü insan arasında yalnızızdır. Geldik son iki kelimemize sevgili arkadaşlar. Den ve den. Telaffuz aynı. Yazılış baya bir benziyor ama anlamları oldukça farklı. İlk kelimemiz den. Adana is hatırdan İzmir derken telaffuzunun Türkçe'ye kattığı anlamın aynı olduğu bir kelime. Hani orada İzmir'den anlamını den ile sağlıyorum. Ve anlamı da gerçekten İzmir'den diye. Telaffuzu eşittir Türkçedeki anlama. Ancak ikinci sıradaki den kelimemiz ondan sonra diye olayları sıralarken. I got up in the morning. Sabah uyandım. And then I washed my face. Sonra yüzümü yıkadım. Ondan sonra yüzümü yıkadım. Cümlesinde olduğu gibi. En çok karıştırılan 12 kelime çiftimizin de sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.